Bunu kabul etmemin tek bir sebebi var. O da Defne. Artık onun üzülmesini istemiyorum. Doğru karar verdin oğlum. O çocuk bu evin içinde büyüyecek, senin kanını taşıyacak. Hayırlısı olur inşallah. Tamam. Gereken neyse siz yapın. Sonra bana haber verirsiniz. Aferin. Çok şükür kabul etti. Hah, Halil, arabayı hazırla. Adam var, kurban keseceğiz. Tamam. Anlat bakalım, niye geldik buraya? Ya anlatacağım da o... Dahası ne oğlum? Anlat işte. Dayı, ben galiba aşık oldum. E güzel. Kim? Hani o düğünde gördüğümüz kız vardı ya. Hangi kız? Oğlum nasıl aşk bu ilk görüşte? Zaten aşk dediğin ilk görüşte vurulan değil midir her zaman? Londra'dan Shakespeare. Ha, iyi laf. Şaka bir yana da hiç aklımdan çıkmıyor. Sürekli onu düşünüyorum. Aşk dediğim böyle bir şey işte oğlum. Bu saatten sonra ne yapacağız peki? O orada, ben burada. Evet, aşık Shakespeare. Hadi evli evine. Benim bir evim, bir de karım var. Yapma be dayı ya. Bak, sana bir dayı nasihatı. Aşkını doya doya yaşa. Dayım benim. Hadi iyi geceler. Kahraman. Beni ne kadar mutlu ettiğini bilemez. Ben hep senin mutlu olmanı istiyorum. Hayırlısıyla bebeğimiz mi olacak? Sen onu gördün mü? Hayır. Her şeyi annem ayarladı. Sizi tanıştırayım. Kızımız Elif. Geçti. Bir şey yok. Kötü bir rüya gördün, tamam mı? Geçti. Bebeğimi çaldılar. Çok kötüydü Kahraman. Karanlık yüzlü birileri vardı. Direndim ama karşı koyamadım. Aldılar onu ben. Tamam. Sesimi duyuramadım kimse. Ben yanındayım, tamam. Geçti. Söyleyeyim de bir bardak su getirsinler. Daha iyi misin? Bebek kucağımdaydı. Sen yoktun. Kimse yoktu. Sonra birden yüzünü... bilmediğim bu karanlık yüzlü birisi geldi. Bebeğimi almaya çalıştı. O kadar güçlüydü ki karşı koyamadım. Tamam artık konuşmayalım bunları. Çok kötüydü Kahraman. Hastaneye gittiğim günden beri böyle. Gözüme uyku girmiyor. Defne geçti, tamam. İlaçların etkisi herhalde. Alacak mıyız bebeğimizi kucağımıza? Alacağız. İşe gitmeden bir kahve içelim mi? Gel oğlum gel. Nasıl Kahraman, iyi mi Defne? Biraz daha iyi. Anne, seninle bir şey konuşmam lazım. Nasıl öyle oldu? Sen bu kızı nereden buldun? Bizim oradan. Hataylı. Peki tanıyor musun? Güvenebileceğimiz biri mi? Ben araştırdım iyice oğlum, merak etme sen. Nerede şimdi? Zekeriyaköy'deki eve yerleştirdim. Rahatı gayet iyi, hiçbir mesele yok. Aa, hani beraber içecektik kahveyi? Söyleriz, Ayşe'yle yapıverir şimdi sana kızım. Toplantım var, geç kalmayayım. Hayırlı işler evladım. Kahraman. Çok merak ediyorum Kahraman. Haberi ne zaman alırız sence? O kız şimdi ne yapıyor, ne yiyor, ne içiyor? Hayatım sakin ol. Annem her şeyle ilgileniyor. Kahraman. Yoksa sen pişman mısın yaptığımızdan? Ne pişmanlığı? Biliyorsun. Taşıyıcıhannelikten başka çaremiz yoktu. Bak ben sadece erkenden heveslenmek istemiyorum. Bir haber gelsin. Ben bugün biraz alışveriş yapayım diyorum. Bebeğimiz için. Anlaşılan seni durduramayacağım. Bana da bir şeyler var. Elif Hanım, Kahraman Bey geldi. Neyin peşindesin sen? Ben bir şeyin peşinde değilim sadece. Bizi nasıl buldun? Ben bulmadım Kıymet. Neden Hanım kabul ettin bu işi? Söyle, bu işi neden kabul ettin? Para için. Peki. Şimdi beni iyi dinle. Madem para için, paranı alacaksın. Ama başka bir hesabın varsa, eğer bunu başka biri duyarsa, eğer ailemin huzuru kaçarsa, karşına beni bulursun. Anladın mı? Annem sana güvenmiş. Ama ben güvenmiyorum. Son 2 seneye ait bilançolar neymiş bir görelim. Ondan sonra bir detaylı analiz yaptırırız. Pişt. Kerem. Duyuyor musun oğlum beni? Dalmışım ya dayı, pardon. Bir sıkıntı mı var? Elif. Aklımdan çıkmıyor ki bir türlü. Fena tutuldum ben. Bence senin hayatında daha önemli önceliklerin var. Neymiş ki o öncelikler? İşin, mesleğin, eğitimin, ailen, kariyerin. Daha sayayım mı? İyi diyorsun, hoş diyorsun da dayı. Gözüm başka hiçbir şey görmüyor ki benim. Evladım, sen daha hayatında bir kere gördüğün kızdan bahsediyorsun. Tanımıyorsun bile onu. Ya, tanımak istiyorum işte. Lan anlıyorum, gençsin, heveslerin var. Ama geleceğin daha önemli. İşleri boşlayacağımdan korkuyorsun değil mi? Ya tamam, haklısın. Son günlerde aklım bir karış havada. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. Ama bak sana söz veriyorum, her şeyi toparlayacağım. Ben sana hep güvendim. Güvenimi boşa çıkardım. Ben de sana güveniyorum dayı. Sana içimi açıyorum. Elif'e aşık oldum diyorum. Biraz da olsa beni anlıyorsun değil mi? Kerem. Senin üzülmeni istemiyorum. Sen yeter ki bana güven dayı. Eminim ki bak bu işin sonu güzel olacak. Yeter ki bana güven. Öyle meyve sebze ithalatını kesmesi bizim işimize yaradı. Ama içeride dışarıda bir sürü rakibimiz var. Onlar da durumu kolluyor. Rusya büyük bir pazar. Herkesin de iştahı kabarıyor tabii. Vallahi benim de kabardı şahsen. Benim de kabardı. Evet, Ruslarla anlaşırsak bizim hacmimizin %40 artacağını düşünüyorum. Moskova yolları göründü o zaman bize. Moskova mı? Ne zaman gidiyoruz? Şimdilik hiçbir yere gitmiyoruz. Yani Ruslar zaten burada. Bir araştırma yapıyorlarmış. Bizi de aradılar. Ben de yarın toplantıya davet ettim. Sen bu işi kimseye kaptırmazsın dayı. Toplantıya ben girmeyeceğim. Kim girecek peki? Yani şimdilik gerek yok. Bir gelsinler, bir anlatsınlar. Nedir, kimdir bir öğrenelim, ondan sonra karşılarına çıkarım. Özür dilerim Kahraman Bey. Kıymet Hanım arıyor, acilmiş. Ciddi bir şey mi oldu acaba? Acil bir şey mi oldu acaba? Boş ver şimdi sen onu, biz işimize bakalım. Hemen bir araştıralım şu Rusları. Son yıllardaki ticaret hacimleri neymiş ne değilmiş bir öğrenelim bakalım. Ben hallederim baba. Güzel. Rusları da hep sevmişimdir ha. Bu işi alırız biz. Kolay bir iş değil yalnız, biliyorsun değil mi? Sen dayını tanımamışsın daha Kerem. Ben zor maçların adamıyım. Na zdrowie. Очень красиво. Alo, Kahraman. Çok kötü bir şey oldu oğlum. Elif ortada yok. Nasıl yok? Basbayağı yok oğlum, kaçmış işte. Tamam anne, geliyorum. Of. Hoş geldiniz. Ne oluyor anne? Elif ortada yok oğlum, kaçmış. Kaçar tabii. Ne olduğunu, kim olduğunu bilmezsen. Murat da mı görmemiş? Nasıl kaçmış bu kız? Yok, görmemiş. Nasıl oldu ben de anlamadım dedim ona. Allah Allah, avukat niye arıyor şimdi? Efendim Kemal Bey. Elif sizin yanınızda mı? Ne demek fenalaştı? Neredesiniz şimdi? Tamam, tamam hemen geliyoruz. Cezaevindeymiş, fenalaşmış. Ne işi varmış orada? Anasının yanındaymış, kız kardeşi de oradaymış. Bu kızın annesi hapiste mi? Of. Anne sen bütün bunları biliyor muydun? Vakit kaybetmeden gidip alalım şu kızı. Evet. Anlat, dinliyorum seni. Anneme gittim ben. Kötü bir şey de yapmadım. Halil'e söyleseydin o götürürdü seni. Söylemedim mi sanıyorsunuz? Kıymet Hanım izin vermedi. Evden dışarı çıkmayacaksın, kimseyle de görüşmeyeceksin dedi. Sizin bir şeyden haberiniz yok tabii. Annem hapisteymiş. Kız kardeşim hastaymış. Bütün bunlar sizi ilgilendirmiyor. Biliyorum, sizin umurunuzda bile değil. Tek derdiniz bebek. Biz bunları seninle sabah konuştuk. Eğer bu işi kabul edeceksen bizim şartlarımıza uymak zorundasın. Öyle olmuyor işte o işler. Annem benim her şeyim. Kız kardeşim her şeyim Kahraman Bey. Ben onları görmeden yaşayamam ki. Hem ben sizin köleniz miyim? 4 duvar arasında yaşayacağım, evden dışarı çıkmayacağım. Oldu olacak bir de zincir takın ayağına. Kimsenin öyle bir şey yapmaya niyeti yok. Biz sadece senin sağlığını düşünüyoruz. Bebeğin sağlığını. Ya ben anlamıyorum ki. Bunun 3 aşağı 5 yukarı zaten böyle olacağı belliydi. Madem istemiyordun, neden kabul ettin? Mecburdum. Anladınız mı? Başka çarem yoktu, mecburdum. Annemin avukat parası, Nazım'ın hastane masrafları... Gidecek, güvenecek kimsem yok. Başka ne yapabilirdim ki? Denize düşen yılanın sarılmış. Ben denize düştüm. Elimden de siz tuttunuz. hikaye bu. Sana sorduğumda neden söylemedin? Annenin hapiste olduğunu, kardeşinin hasta olduğunu. Neden söylemedin? Söyledim. Hayır, söylemedim. Para için yapıyorum dedim. Evet. Siz ne sandınız? Sizden aldığım parayla ev mi alacaktım ben? Araba mı? Hı? Hangisi? Ben Kıymet Hanım'dan tek bir şey istedim. Annemin avukat parasıyla kardeşimin hastane masrafları. Başka bir şey istemedim. İstemem de. Anlaşıldı. Siz beni anlayamazsınız. Siz çaresizlik nedir bilmiyorsunuz çünkü. Böyle bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Dışarıdan öyle mi görünüyor? Belki de bütün bunları kabul etmemin sebebi benim de çaresizliğimdendir. Siz narları bilirsiniz. İnsanoğlu da nar gibidir biraz. Dışarıdan bakıldığında içine neleri sığdırdığını anlayamazsınız. Herkesin kendine göre bir yükü var elbet. Benim de, sizin de. Neyse, ben artık odaya geçeyim. Elif. Halil'e söyle, numaramı versin sana. Bundan sonra bir şey olduğunda sadece beni ara. Ne yaptın Halil? Nazlı'yı bıraktın mı hastaneye? Bıraktım, bıraktım. Birkaç gün sen burada kal. Başkasına bırakmayalım. Tamam, olur tabii ki. Ha, bir de numaramı da ona ver. Tabii, tabii veririm. Aha, gördüm Elif'i. Sen ne yapıyorsun orada acaba Elif? Terslik yok değil mi oğlum? Açıkçası var anne. Neden bana söylemedin? Hapishane meselesini diyorsan... O kızın zor durumunu nasıl kullanırsın anne? Ben kimseyi kullanmadım oğlum. Biz anlaştık onunla. O da kazanacak, ben de. Ama gönüllü olarak değil, değil mi? Zor durumda olduğu için, mecbur kaldığı için. Oğlum, hangimiz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz? Yatsın kalksın bize dua etsin. Biz olmasaydık ne yapacaktı? Nereden bulacaktı öyle bir avukat? Ya hastane? Mümkün yok, karşılayamazdı bunları. İhtiyacı olduğu için bunu kullandın anne. Bak oğlum, madem bu yola girdik, bu işin oluru bu. Bir sürü kadın var bu işi parayla yapan. Hiçbirini istemedim. Neden? Çünkü hiçbirine güvenmedim. Ha, Elif'e güvendin yani. E kaçtı gitti. Nereye kaçabilir oğlum? Anası hapiste, kız kardeşi hastanede. Dönüp dolaşıp yamacımıza gelecek. Başka çaresi var mı? Keşke böyle olmasaydı. Keşke. Ben de isterdim gelinimin doğurmasını ama olmadı. Buralara kadar geldik. Yavrum. Güzel evladım. İnşallah yarın hayırlı bir haber alırız oğlum. Ondan sonrası daha kolay olur. Ne yapıyorsun burada? Oturuyorum. Çok merak ediyorum. Yarın belli olacak. Hı hı. Sence tamam mıdır? Bebek yani. Bilmem. Hemen yarın olsa. Tanıyor musun sen Elif'i? Bir kere görmüştüm. Ben de gördüm onu daha önce. Nar bahçesinde. Çalışıyordu. Benden bir kere parasını istemeye gelmişti. Çok ürkekti. Ben Kahraman Bey'in karısıyım dediğimde birden çekindi. İşime döneyim demişti. Patronun karısıyım diye korktu herhalde. Kahraman. Hayat nasıl tesadüflerle dolu. Ya. Ben çok üşüdüm, yatacağım. Sen git, ben biraz daha oturacağım.